ve aynı zamanda kız çocuklarının eğitim görme imkanlarının olmadığını da görüyoruz. Özellikle kırsal kesimde okula gitme fırsatı olmayan, yoksulluk sebebiyle, gelenekler sebebiyle okula gitme fırsatı olmayan kız çocukları çok erken yaşta evlendiriliyorlar ve çocuk gelinler, çocuk anneler olarak taşıyamayacakları ağır yükler altında eziliyorlar. Biz de bu derneği çağdaş bir yaşamı toplumda hakim kılmak için. Özel Kız Meslek Lisesi'nde çocuk gelişimi eğitimi yaparken, o eğitimi verirken böyle bir okulun kurulması gerektiğini, bana ihtiyaçları olduğunu söylediklerinde geldim ve bu okulu kurdum. Tamam. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu müfredat programını uyguluyoruz. Bunun dışında AÇEV Vakfı'nın OÇEV programını uyguluyoruz. Ve kulüp etkinlikleriyle de çocukların sosyal olarak gelişmelerini sağlıyoruz. Okul öncesi öğretmenliğinin bir kere hani bu işin eğitimine inandığım için buradayım. Türkiye'de biraz geride olduğunu düşündüğümüz için buradayız. Bunu Türkiye çapına değil, dünya çapına düşündüğümüz zaman çok daha çocukların erken eğitimle birlikte çok daha ileri bir boyuta geçtiğini ve bilime ya da ekstra alanlara yöneldiğini görüyoruz. Sanatta da bu böyle, sporda da bu böyle. Hani eğer temelde ya da erken yaşta alınan bir eğitim olduğu zaman... İnsan zekasının en üst düzeye ulaştığı 0-6 yaş. Bu nedenden dolayı da okul öncesi eğitim son derece önemli. Kişinin çocuğa yerleştiği dönem de 0-6 yaş olduğu için okul öncesi eğitimi bütün dünyada bu bağlamda biz ilçe olarak gezici anaokullar kurmayı düşünüyoruz ve çalışmalar yapıyoruz inşallah. Bunu da başaracağız. Otobüslerin içerisine ana sınıfları gibi düzenleyip ekonomik durumu, kültür seviyesi düşük olan ebeveynlerin çocuklarının da okul öncesi eğitiminden faydalanmasını düşünüyoruz. Bu nedenden de böyle bir çalışma, böyle bir projeyi de yapmayı düşünüyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi eğitim birimi de biz çeşitli işler yapıyoruz. Ben emekli öğretmenim. Ankara branch is the first and the largest branch of association. Association established in 1989 and Ankara branch was established in 1990. We have many projects in Ankara. We, of course, our main aim is the education. Bu üniversitelerin Bir Işık'ta Siz Yakın projesi adı altında öğrencilere burs veriyoruz. Burslarımızı gönüllü olarak bize burs, öğrenci okutmak isteyen bursiyerlerimizden sağlıyoruz. Bütün kayıtlarımızı bilgisayarda tutuyoruz. Bütün hepsinin bütün öğrenim durumu, sınıfları hepsini bilgisayarda tutuyoruz. Yeni öğrenciler geldikçe bunları yeniliyoruz. As Ankara office, we prefer to give scholarships to the students who go to schools around Ankara because there are very underprivileged parts of Ankara. And we like to meet their families, and if they have some problems getting communication with their daughters, we like to help them also. ...2002 yılından bu yana ilk önce yurt işletmesiyle derneğe kaynak yaratmaya çalışıyor. Yurdumuz özel bir yurt. Öğrenciler ücretli konaklıyorlar. Geliri eğitim projelerimize aktarılıyor. Onun dışında ikinci el giysi mağazamız var. Orada yapılan satışlardan sağlanan gelirlerde yine
eğitim projelerine aktarılıyor. İdareci ve öğrenci olarak evet bir resmiyet var ama daha çok bir arkadaş ya da bir yakını, bir akrabası ya da işte onlar en ufak sorunlarıyla ilgilenebilecek en yakın kişi olarak da yanlarındayız. Eğitimleri konusunda belirli dönemlerde, dönem içerisinde ve hafta belirlediğimiz tarihlerde. When I came here, I like it. I feel here like my home. Because of that, I'm staying for a year, one and a half years. Biz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'yiz. Çağdaş eğitim, çağdaş insan ve çağdaş toplum hedeflerimiz var. Bunun için öğrencilerin eğitimine bu kadar önem veriyoruz. Birey olarak da elimizden geleni yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu çok mutluluk verici bir şey. Eğer bir öğrenciye, bir kişiye yararınız dokunursa bundan daha güzel bir şey olamaz yaşamda. Şimdi, yine nasıl bir bölmeydi? Kalan bir bölmeydi. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, yani Başbakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği beraberce yürüttüğü bir toplum merkezi projelerinin bir örneği. Yani iki kurum Türkiye'de toplum merkezi adı altında bu projeyi yürütüyorlar. Bu projede hem devlet var, hem sivil toplum kuruluşları var. Beraberce çalışmalar organize ediliyor. Ben farkındalık ve yaratıcılık üzerine çalışıyorum çocuklarla. Onların algılarını açıp ileride kendilerini sahnede kendine daha ait hissetmeleri adına şöyle hissediyorum. Onlarla birlikte olmak benim kendi yaratıcılığımı da arttırıyor. Çünkü çocuk bedeni ve beyni çok taze olduğu için bana çok güzel bir bakış açısı sağlıyor. Ve ben de bundan faydalanıp daha başka şeyler keşfetmeme neden oluyor. Yün örme, patchwork, tahta boyama, kurdele nakışı. Bunlar hep belirli olan kurslarımız. Bunlar halk eğitim sertifikalarını veriyor. Aşağı yukarı 55 gönüllü arkadaşımız bu projeyi yürütüyor burada. Tahmini bizim yaptığımız çalışmalardan bu 14 sene içinde 25 bin insana ulaştığımızı. I think a lot of people now are successful because in the past learned something in this association, and a lot of young people learned to help other people. And in the past there were volunteers, now there are volunteers, and in the future there will be volunteers. The main thing is we are giving scholarship to the universities, but the girls should be educated because girls will be the mothers and educated mothers will educate their children. Bu sebeple heyecanımız derneği kurarken çok fazlaydı ve bu işi çok daha kolay yapabileceğimizi zannetmiştik. Çünkü bir toplumu dönüştürmek bir sivil toplum için o kadar kolay. Anladık ki başarılıyız ama yeteri kadar değil. Yaptığımız işten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Fakat devlet yönetiminin de bizim gibi sivil toplum örgütlerine destek vermesini bekliyoruz.